1 Eylül Cuma Yeni Şafak Yazarı Hatice Karahan Yazısı Asya açılımı 2 Salı günü Vietnam'la start verdiğimiz Asya açılımını bugün Singapur ayağıyla sürdürelim. Önceki yazıda da belirttiğim gibi Singapur müthiş bir ekonomik başarı hikayesi. Bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra 70'lerde başlattığı atılımla alıp başını giden ve efsane başbakan Lee Kuan Yew'in tabiriyle 3. Dünya'dan 1. Dünya'ya istikrarla yükselen bir ülkenin hikayesi. Son dönemde küresel tatsızlıkların da etkisiyle %2-3 bandında mülayim bir gelişim performansı sergilemişti de makro göstergeleri önemli ölçüde yerli yerinde bir ekonomiden bahsediyoruz. Aslına bakılırsa Singapur bilindiği üzere nüfus ve alan itibariyle epeyce küçük bir hacim kaplıyor. Hatta malum takma ismi de haritadaki küçük kırmızı nokta ve fakat ülkenin dev başarısını bu minik gerçeklerle sağlamış olması da mucizenin hayran kalınan diğer tarafı. Minik dev ada ana adası ve adacıkları üzerinde serpilerek zenginleşen Singapur ekonomisinin dünden bugüne getirdiği kalkınmanın arkasında hem hizmetler hem de sanayi sektörleri var. Nitekim Singapur, finanstan sağlığa, lojistikten turizme, çeşitli sektör ve altyapıda dünyanın ve bölgenin önde gelen isimleri arasında geçiyor. Ve bilindiği üzere ciddi bir ticaret merkezi konumunda. Sanayi noktasında ise elektronik ve makine başlıca ihracat kalemleri olurken, ülke hassas cihaz mühendisliği, dünyadaki başarısıyla tanınıyor. Zaman içinde enerji ve kimya sektörlerinde de ilerleyen Singapur ekonomisi özetle yüksek katma değere yaptığı ve çektiği yatırımlarla göze çarpıyor. Tüm bunların arka planındaysa verdiği kaliteli eğitimle yoğrulan iş gücünü de anmak gerekiyor stratejik yaklaşım. Singapur'un ufak tefek gövdesiyle zengin bir ekonomi ve popüler bir hub haline gelmesi belki de kendilerine sorsanız bir mucize değil. Zira söz konusu öykünün temeldeki açıklaması bana kalırsa stratejik bir bakış açısıyla ilerlenmiş olması. Bu açı ise hem planlamaların akılcılığını hem de düzenlemelerin uyumunu bir arada barındırıyor. Bu çerçevede ülkenin yatırım çekmek için uygun bir ortam sunmaya önem verdiği de ortada. Elbette haliyle dışı açık bir model benimsemek, kritik bir lokasyona ve siyasi istikrara sahip olmak gibi temel nitelikleri de saymadan olmaz. İşte tüm bu özellikleriyle örnek bir vaka malzemesi olan Singapur ekonomisi geldiği noktadan daha da ileri gitmek için kolları sıvamış durumda. Nitekim ülke geleceği için dönüşüm içine girmeye başladı bile. Bu kapsamda da tahmin edilebileceği üzere inovasyon, dijital teknoloji ve otomasyon gibi son dönemin favori başlıklarını ajandasına alıyor. Robotik ve yapay zeka Singapur ekonomisinin istikbalini ele geçirecek dinamikler olarak görülürken, bu arada hükümet iş gücünü de elden geçirmeye çalışıyor çalışacak zira ülkede bir yandan yaşlanan bir nüfus varken diğer yandan çalışan kesim için teknolojik bir yıkım da başlamak üzere serbest ticaret Öte yandan Singapur'un gelecek için hazırladığı pakette uluslararası bağları derinleştirme ve çeşitlendirme hedefi baş köşede yer alıyor. İşte tam bu noktada Türkiye heyetinin Singapur ziyaretine geçecek olursak ilişkileri ısındıran bu geziyi iki tarafında oldukça önemsediği ifade edilebilir. Nitekim coğrafi olarak kritik öneme sahip iki ülke ilgili bölgelerde bir sıçrama tahtası vazifesi görebilir. Singapur ziyaretinden aktarılacak önemli bir notunsa onaylanan serbest ticaret anlaşması STA olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla 1 Ekim'den itibaren hayata geçecek STA ile karşılıklı ilişkilerin güçlenmesi umulurken, ASEAN mensubu Singapur, Türkiye açısından Asya'ya açılmak için de iyi bir fırsat sunuyor. Üstelik yurt dışında yatırımları ilerletme isteğini açıkça gösteren Singapur'la özellikle teknoloji alanında yapılabilecek işbirliklerinin önemini de hasreten belirtmekte fayda var diyerek konuyu özetlemiş olayım. Bu vesileyle bayramınızı tebrik ediyor, şu kutsal günlerde Asya başta olmak üzere İslam dünyasının çeşitli noktalarında yaşanan tarifsiz acıların son bulmasını niyaz ediyorum.